Evet arkadaşlar, çeşitli videolardan merhabalar. Bugün size bu videoda Aurora Kasırga ya da diğer kaplara ait devriyacı balatası nasıl sökülür, nasıl bakılır, bakımı nasıl yapılır, temizliği nasıl yapılır onu size göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, bakım demek ne demek onu söyleyelim. Bakım demek parçayı komple, yani her parça olabilir. Her parçayı komple temizleyip eğer içerisinde deforme olmuş, değiştirmesi gereken parçaları varsa değiştirmek anlamı taşır. Aynı zamanda da parçayı gözlemlemek, önceden önlem almak manasına da gelir. Devriyaj baratamızı ters çevirdiğimizde arkadaşlar, şu şekilde ters çeviriyoruz önce. Burada arkadaşlar bir sekmanımız var. Bakın. Dikkat edin. Sekmanımız var. Koca bir sekmanımız var. Önce onu sekman pensesiyle şu şekil söküp alacağız. Sekmanımızı alıp koyuyoruz. Sırasıyla şurada bir tane arkadaşlar gözün üzeri büyük bir pulumuz var. Onu da alıp koyuyoruz. Şurada arkadaşlar bir sekmanımız daha var. Bakın. Görüyorsunuz. Onu da alıp çıkarmakla yükümlüyüz. Görüyorsunuz. Şu şekil büyük bir sekman daha var arkadaşlar. Onu da aldık. Sırasıyla parçalarımızı söküyoruz. Bakın arkadaşlar, sırayı iyi takip edin. Balatamız şöyle geliyor. Şöyle burada değişmesi gereken balatalar arkadaşlar. Balatalar henüz arkadaşlar sapasağlam. Bakın görüyorsunuz. Balataların yağlı olması hususu çok önemli. Onu sizlere söyleyeyim. Sakın yağsız balata takmayın. Direkt sıyırır, geçer. Devam ediyoruz sökmeye. Arkadaşlar. Şurada bir, iki, üç tane yayımız var. Bakın. Bunları almayı da unutmayın. Bu şekil ters çevirdiğimizde yine bir balatamız sırtı yukarıya bakacak. Bakın yüzü yukarıya bakacak. Şurada parçalarımız var. Tek tek söküyoruz. Yine gözün üzere bir demir parçamız var. Her zaman yağdan silerek yapın diyorum arkadaşlar. Gözün üzere ve şurada bir demir parçamız var. Arkasında 1, 2, 3, 4 adet cıvatamız var. Bu cıvatalarımızı tek tek söküyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet. Bunlarla birlikte bir, iki, üç, dört adet cıvatamız mevcut. Şuradaki demirimiz de alıyoruz. Gördüğünüz üzere şu tarafta gördüğünüz üzere arkadaşlar yaylarımız var. Onlar da otomatikman çıktı. İç tarafta şöyle yaylarımız var. Onlar da cıvatalarla birlikte cıvata sökmekle birlikte çıkmış oldu. Bu uzun yaylar arkadaşlar buradan bakın.
Tekrar gösteriyorum. Takarken göstereceğim. Buradan çıkmış oldu arkadaşlar. Uzun yaylar. Bakın. Bu önemli. Parçayı taktıktan sonra bu yayları tek tek oturtacağız. Gördüğünüz üzere tüm parçalarımız bunlardan ibaret arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tüm parçalarımızı tinerle yıkayacağız. Güzel. Evet arkadaşlar, tüm parçalarımızı tiner, balata spreyi ya da benzinle yıkayalım. Ben genelde takipçilerim bilir, tiner kullanırım. Tiner daha iyi. Güzelce yıkayalım. Mutlaka arkadaşlar maske takın. Tiner kullandığınız zaman, benzin kullandığınız zaman mutlaka arkadaşlar mutlaka maske takmanızı kesinlikle şiddetle arkadaşlar tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, güzelce bir silelim parçalarımızı. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, şu var yani, tamam biz size gösteriyoruz ama ben yapamam, edemem diyorsanız bakın, çok önemli, bir profesyonele mutlaka arkadaşlar o zaman gösteriniz. Onu size söyleyeyim. Eğer kendiniz yapamayacaksanız, bozacaksanız, güveniniz yoksa, burada açıkça söyleyelim, mutlaka arkadaşlar bir profesyonele danışın arkadaşlar. Bu önemli bir husus. Bakın. Sizlere evet bir şeyler göstermeye çalışıyoruz ama öyle yani. Evet arkadaşlar, balatalar hariç tüm metal parçalarımızı makineden geçireceğiz. Metal parçalar arkadaşlar, balatalar hariç, balataları karıştırmayacağız. Makineden geçireceğiz. Ondan sonra montajımızı hep birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, demir, metal parçalarımızı gördüğünüz üzere makineden geçiriyoruz. Arkadaşlar bütün parçalarımız makineden geçti. Balatalar hariç. Bütün demir parçalar geçti. Şu gördüğünüz arkadaşlar diş kapak, öyle söyleyeyim. Bu alüminyum. Yani bildiğiniz alüminyum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi montajı hep birlikte geçeceğiz. Dış kabımızı koyuyoruz. Arkadaşlar dış kabımızı koyduk. 4 adet şöyle yayımız var. 1 2 2 3 ve 4 adet yayımızı şu şekil koyduk. Bakın görüyorsunuz. Bunları arkadaşlar yağlayarak yapın yani, size söyleyeyim. Ama ben kullanılmayacağı için yağlamadan koyacağım. Yani bir gün kullanılırsa o zaman yağlarız. Ama bunları yağlayarak yapın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ondan sonra bir kapağımız var arkadaşlar burada. Bu kapakları, delikleri, şunları görüyor musunuz arkadaşlar? Cıvatı girilen yerler yayın içine oturacak. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yayın içine oturacak şekilde ayarlamamız lazım. Şu şekil yayların içine oturtmazsak olmaz arkadaşlar. Bakalım yayların içine oturdu mu? Oturdu. Şöyle hafif yaylandırın.
Evet, yaylar oturmuş. Elinizle alttan bastırarak şöyle sırasıyla civatalarını, tek tek civatalarını arkadaşlar önce boşluğunu alarak bu şekil son civatamızı da takarak sonra sıkıştırmaya verelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar takmış olduk. Ön yüzdeki iş ve işlemlerimiz bitmiş mi? Bitmedi arkadaşlar. Şöyle 4 adet yayımız var. Yaylarımızı tek tek takacağız. Arkadaşlar yaylarımızı takmak için şurada bir çeltik. Şurada da bir parça var, delik var arkadaşlar. O deliğe yaylarımızı şu şekil sıkıştırarak takacağız. Yayları iteleyerek şurada arkadaşlar çeltiğimize takmazsak olmayacak. Evet. Birinci yay girdi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sıra ikinci yayımızda arkadaşlar. Önce deliğe geçiriyoruz yayımızı. Ondan sonra gelip çeltiğe takıyoruz. Evet, bunu da takmış olduk. Değerli dostlar. Tam oturması lazım. Evet, tam oturmuş oldu. Üçüncü yayımızı yine deliğe oturtturup yayımızı geriyoruz. Biraz uğraşılabilir arkadaşlar ama tabii ki zor değil. Onu da söyleyeyim. Evet, üçüncü gördüğünüz üzere üçüncü yayımız da girmiş oldu. Dördüncü ve son yayımız da arkadaşlar hep birlikte deliğe geçirip gerdikten sonra evet gördüğünüz üzere arkadaşlar 1, 2, 3, 4 adet yayımız tamamen takılmış durumda. Kireç balatamızı ters çevirdik. Şurada arkadaşlar yayları üzerine almak üzere bir parçamız var. Onu da şu şekil takıyoruz. Burada 4 adet arkadaşlar yayımız var. Yaylarımızı şu şekil takıyoruz. 4 adet yay var arkadaşlar. Eldivenle biraz zor oluyor. Görüyorsunuz. Üçüncü yay. Şurada. Dördüncü yayımızı da hep birlikte takalım. Tabi yaylar takıldıktan sonra arkadaşlar şurada iki parçamız var. Bakın göbekte. Şu şekil arkadaşlar parçamız bakın şu şekil göbeğe oturacak. Yerleri var. Üç tane çentin bir, iki, üç yeri var. Şu şekil oturtturup bu şekil koyuyoruz. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar şurada balatamız var. Balatamızı yağlayarak koyabiliriz. Balatamızı ters koyuyoruz. Bakın ters. Oturtturduk. Arkadaşlar önce arkası önlü gördüğünüz üzere balata olan balatamızı şu şekil arkadaşlar takacağız. Evet, oturtmuş olduk. Sonra diğer balatamızı arkadaşlar şu şekil takmış olduk. Sonra arkadaşlar kapağımızı kapatacağız. Bakın şuradaki çentikler gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4 tane yayın üstüne denk gelmek zorunda. Evet.
Sonra şurada bir yayımız vardı. Bakın onu da takmak zorundayız arkadaşlar. Evet, yayımızı şu şekilde oturtmuş olduk. Bakın dökülmüyor. Görüyorsunuz. Şurada bir pulumuz var. Onu koyuyoruz. Ve bir sekmanımız var. Büyük, kocaman. Görüyorsunuz. O sekmanımız da arkadaşlar sekman pensesiyle şu şekil açıp tutalım arkadaşlar, yoksa fırlar. Bu şekil açıp oturtuyoruz. Gördüğünüz üzere bakın. Şu anda sekmanımız oturmuş durumda. Bakalım hata var mı? Parçalarımız düşüyor mu arkadaşlar? Evet, parçalarımız düşmüyor. Sekmanımızı oturtmuş olduk. Yayımızla, pulumuzla beraber görüyorsunuz. Evet, değerli dostlar. Sizlerin de gördüğünüz üzere devriyaj balatası bakımı nasıl yapılır onu göstermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bir videomuzun sonuna geldik. Kanalımız arkadaşlar birçok çeşit videolar mevcut olup sizler de kendinize bir şey katabilmek için kanalımıza abone olmayı asla ihmal etmeyiniz. Zira size, bize ama herkese hitap edebilecek bir videomuz mevcuttur. Özellikle scooter veya motosiklet kullanıcıları, sizler için bu kanal bulunmaz bir Hint kumaşı. O kadarını söyleyeyim. Çünkü kanalımızda arkadaşlar A'dan Z'ye parça değişiminden tutun parça tamiratına kadar A'dan Z'ye neredeyse bütün videolarımız mevcuttur. Bir sonraki videolarda ve bir sonraki çeşit bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.